Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Haftanın ilk programıyla birlikteyiz. Bugün de teferruatta kalmasın diye konuşacaklarımız var. Bugün size bazı yüzsüzlüklerden bahsedeceğim sevgili izleyenler. Yüzsüzlük deyince eminim aklınıza çok belirgin simalar gelecek. Bazı olaylar ve bazı şahıslar üzerinden yüzsüzlük nedir, nasıl yapılır? Hep beraber inceleyeceğiz bugün biraz. Alman Die Welt gazetesinin 16 Mayıs 2014 tarihli birinci sayfasını sizinle paylaşıyorum. Neden oralara gittik, o tarihlere gittik ve o birinci sayfada ne var? O birinci sayfada Türkiye'den bir haber var. Hepimizin çok iyi hatırladığı bir olay ve onun fotoğrafları var sevgili izleyenler. Tekmeci Yusuf Yerkel'i hatırlıyorsunuz. Hepimiz hatır Unutur muyuz? Nasıl unuturuz? Yani aklı olan, vicdanı olan nasıl unutur o olayı ve o şahsı değil mi sevgili izleyenler gazete ima auf das volk demiş daima halkın üzerinde halkın üzerinde bir adaletsizlik var Yusuf Yerken onun simgelerinden birisi Soma faciasını hiçbirimiz unutmadık nasıl unutabiliriz 301 işçi feci şekilde can verdi yüzlerce çocuk yetim kaldı yüzlerce aile yaralandı ve o yaralar sarılamadı sevgili izleyenler. Soma faciasından dolayı, o katliamdan dolayı hiç kimse tutuklu değil. Ama bir kişi tutuklu pardon. Mağdurların avukatı tutuklu. Selçuk Kozağaçlı hala cezaevinde. Ve Yusuf Yerkel'in bu tekmeyi niye attığını, sonrasında neler olduğunu hatırlıyorsunuz işte. Hem tekme atıp hem de ayağım incindi diye rapor alan bir yüzsüz var karşımızda. Sonra tekme attığı işçiye dünyayı zindan eden bir yüzsüz var ve korunan bir yüzsüz var sevgili izleyenler. Ve bu tekmeyi kendi karakterine, kendi şahsiyetine, kendi gücüne güvenerek atmıyor. Bir yere güvenerek o tekmeyi atıyor. O tekme Yusuf Yerkel'in tekmesi değil. O tekme gazetenin de yazdığı gibi daima halkın üzerinde olan bir gücün tekmesi. O tekmenin hesabı sorulamadı. O hesabı soramadık biz sevgili izleyenler. Çok önemli kırılma anlarından birisiydi Türkiye açısından 301 gariban insan. Hiçbir suçu olmayan insan. Bunları özellikle söylüyorum bu kelimeleri, altını çizerek söylüyorum çünkü kim ölse bir kulp takıyorlar, kimin başına bir şey gelse bir kulp takıyorlar, sanki onlar ölümü hak etmiş gibi her türlü lafı edebiliyorlar. Nelerden bahsettiğimi biliyorsunuz. Hani diyorsunuz ki belki asla kulp takamayacakları, bir bahane uyduramayacakları işçiler öldüğünde bir vicdan, bir merhamet, bir insanlık görürüz. Hayır, oraya da gidiyorlar, işçilerin yakınlarını tekmeliyorlar ediyorlar. Neler yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz sevgili izleyenler. Ve maalesef biz Türkiye olarak bunun hesabını soramadık. Bir araya gelip de bunun hesabını sormayı başaramadık. Ve işte o yüzsüz Yusuf Yerkel yine Türkiye'nin gündemine girdi sevgili izleyenler. Nasıl girdi? Frankfurt'a, Almanya'ya ticaret ateşesi olarak atanmış. Hangi yeteneğine binaen? Ekonomist mi kendisi? Onların birçoğu ekonomist biliyoruz da ekonomi falan okumamış. Ticaretten falan anladığı yok. Zaten aradığımız şey liyakat değil burada. Bakın burada liyakati falan geçtik. İsterse dünyanın en büyük ekonomisti olsun. Birazcık ahlak arıyoruz. Birazcık erdem arıyoruz. Birazcık insanlık arıyoruz. Bunlar yok sevgili izleyenler. Ticaret ateşesi olarak atanan tekmeci Yusuf'a 6 bin euro, yaklaşık 93 bin lira bugünün kuruyla maaş ve son model Mercedes verilecek. Tabii ki kira falan ödemeyecek sevgili izleyenler halkın üzerinde tepinmeye devam edecek. Sizin emeğinizin, sizin alın terinizin üstünde tepinmeye devam edecek. Yani o tekme atılmaya devam ediyor. Biz o tekmeyi yemeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ben bu haberi görünce ne yaptım biliyor musunuz? Frankfurt polisine yazdım. Twitter'dan Almanca olarak Frankfurt polisine yazdım. Dedim ki lütfen dikkatli olun, halkı koruyun. Çünkü haberde atı geçen bu şahıs insanları tekmeliyor. Ve az önce gösterdiğim Divert'in birinci sayfasını da Frankfurt Emniyeti ile paylaştım. Ki bu sadece Divert değil, biliyor musunuz? Bu olay dünyanın birçok büyük gazetesinde manşet oldu sevgili izleyenler. Çünkü manşet olabilecek kadar feci bir olay var. 301 işçi ölmüş, gidiyorsunuz, orada insanları tekmeliyorsunuz. Bunun hesabını sorabilseydik, biz bunun hesabını sorabilseydik sevgili izleyenler, Türkiye bugün bu noktaya gelmeyecekti. Ama maalesef çok önemli bir kırılma noktasıydı ve o yüzsüzlüğü yaptılar. Oradan bir cesaret aldılar. Ama ben buradan size söz veriyorum. Almanya'da yaşıyorum. Yusuf Yerkel Frankfurt'a gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama elimden geldiğince onun huzurunu kaçıracağım gazetelere yazacağım. Frankfurt Emniyetine yazacağım. Bunu gündeme getireceğim. Bu adam ne olursa olsun, iktidarda kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edememeli. Türkiye şu an çok kötü durumda olabilir. Türkiye'de her şey kötü gidebilir. Ama Türkiye'de hiçbir kötülüğü hak etmeyen onurlu, vicdanlı, ahlaklı insanlar var. Hiç olmazsa onlar için yapabileceğim bir şey varsa... Şu tekmeci yüzsüz Yusuf, Yusuf Yerker'in Almanya'da huzurunu kaçırmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü ben içime sindiremiyorum sevgili izleyenler. Benim çok ağrıma gidiyor. Hala gördüğümde böyle elim ayağım titriyor. Türkiye için en önemli kırılmanlarından birisi de bence Karaman'daki çocuklara yapılan kötülüktü sevgili izleyenler. Biz Türkiye olarak bunun da hesabını soramadık. Az önce kurduğum cümleleri buraya da getireceğim. Bakın her şeye kulp takabilirler. Onlara bir şey olmuş, şunlara bir şey olmuş falancalara filancalara hepsine hak etti diyebilirler. Ama karşımızda masum çocuklar var. En azından burada çocuklar söz konusu olduğunda taraflı tarafsız herkesten vicdanlı olmalarını bekliyorsunuz. Ayrım yapmamalarını bekliyorsunuz. Birazcık insan olmalarını bekliyorsunuz. Ya çocuklardan bahsediyoruz. Ama orada bile yüzsüzlüklerini, alçaklıklarını gösterdiler sevgili izleyenler. Bir kereden bir şey olmaz diyen bakanı unuttunuz mu hiçbiriniz? Şimdi bakın Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen Nazif Yılmaz 10 yıl Ensar Vakfı'nda çalışmış. Bakın sevgili izleyenler gerçekten söylüyorum artık ben liyakatten ümidimi kestim. Öyle bir dertler olmadığını biliyoruz. Ama umurlarında bile değil. İnsanlar ne der, toplum ne tepki gösterir. Ulan biz bu Yusuf Yerkeli Frankfurt'a ticaret ateşesi olarak atarsak acaba tepki çeker mi? Umurlarında bile değil. Ensar Vakfı'nda 10 yıl yöneticilik yapmış ve Ensar Vakfı'nda çocuklara bu kötülük yapıldığı ortaya çıktığında Allah aşkına Ensar Vakfı'ndan bir tane yönetici, bir tane bir insan çıkıp benim vicdanım bunu kabul etmiyor dedi mi ya? Dedi de biz mi duymadık? Ve böyle birisini alıyorlar, Milliyetin Bakan Yardımcısı yapıyorlar. Karaman'daki o katliamın da, katliam sevgili izleyenler, insanlar sadece öldürülünce katliam olmaz. Çocuklara o kötülüğü yaparsan bu katliamdır. Hesabı soruldu mu? Utanan, sıkılan, yüzü kızaran, başını önüne eğen, kahrolan, çıkıp milleti karşısına özür dileyen bir tane insan gördünüz mü? Bir kereden bir şey olmaz dediler. Bakın en başta söyledim. Yüzsüzlükten bahsedeceğiz dedim. Devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın en cücük ortağı, pire ortağı, tasarrufa dikkat ediyorum, kasaba 100 lira verip et almıyorum, kuzu kestiriyorum demiş. Evet bunun video görüntüsü de var. Mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada gündem oldu. Artık buna yüzsüzlük mü demeliyiz? akılsızlık mı demeliyiz? Bir yarışa girdiler sevgili izleyenler. Ülkede ekonomi çöktükçe bunlar da daha da aşağı iniyor. Daha da aşağı iniyor. Tasarruftan bahsediyor. Emin Erdoğan'dan başlayarak Mustafa Destici'ye kadar geniş bir yelpazede saray beslemesi sanatçıları onları bunları tasarruftan bahsediyorlar. Halka tasarruf öğretmeye çalışıyorlar. Devam edelim başka bir yüzsüzlük örneği. Bakan Kara İsmailoğlu hakkında yolsuzluk iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava açtı. Normal. Normal sevgili izleyenler. Bunların hayırsever iş adamı Reza Zarrab vardı ya. Sahtekar. Çakal. Reza Zarrab. Biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta ayakkabı kutularından, banyo liflerinin içinden, çikolata kutularından filan milyonlarca dolar çıktı. Sonra ne dediler? Kumpas dediler. O dolarları oraya polisler koydu dediler sırf delil olarak görünsün diye polisler yanlarında götürmüşler. Milyonlarca doları oralara yerleştirmişler. Ve parayı da kimden almışlar biliyor musunuz? Hakan Şükür'den almışlar. Hakan Şükür vermiş paraları. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O paraları Reza Zarrab'a iade ettiler. Ulan madem polislerin de madem Hakan Şükür'ün de niye Reza Zarrab'a iade ettiniz? Üstelik faiziyle beraber. Yani yüzsüzlük derken bundan bahsediyorum. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış atasözünü bize uygulamalı olarak gösteriyorlar, anlatıyorlar. Şimdi Bakan Kara İsmailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava açıyor. Yediği yuttuğu yetmiyor biraz da tazminat kazanacak. Şimdi sevgili izleyenler sizinle sık sık paylaştığım Türkiye'nin yolsuzluk abidesi Zafer Havalimanı'nın 2021 bilançosunu bir konuşalım. AK Parti'nin Zafer Havalimanı'ndaki 2021 yılı zarar karnesi çıktı. Garanti edilen yolcu sayısı 1.317.733, gerçekleşen yolcu sayısı 11.131. Hata payı %99. Garanti ödemesi 6.938.748 euro. Ne oldu lan bizim Türk liramız vardı hani? Hani bizim Türk liramız vardı? Ve %99 hata payıyla neredeyse 7 milyon euro garanti ödemesi yapılıyor. Sadece bir yıl için sevgili izleyenler. Kaynak Kaynak Sayıştay ve Cimer. Ve Zafer Havalimanı yolsuzluk abidesi 50 milyon euroya mal olmuş. 2012 ile 2021 arasında 52 milyon 829 bin euro garanti ödeme yapılmış. 2044 yılına kadar bu şekilde devam edecek ve toplamda 208 milyon euro ödeme yapılacak sevgili izleyenler. Şimdi Bakan Kara İsmailoğlu şunu mu söylüyor? Biz zinhar yolsuzluk yapmadık. Kemal Kılıçdaroğlu beni yolsuzlukla suçlayarak bana iftira atıyor diyor. Eğer ortada şu tabloya bakarak bir yolsuzluk yoksa büyük bir gerizekalılık var. Büyük bir beyinsizlik var. Hangisini istiyorsanız ya ortada gerçekten çok büyük bir yavuz hırsızlık var ya da çok büyük bir aptallık var. Hangisini istiyorlarsa onu söyleyelim onlara. Hırsız mı diyelim, gerizekalı mı diyelim hangisini istiyorsunuz? Hangi salak bu kadar büyük bir hata yapabilir ya? Hangi aptal bu kadar büyük hata yapabilir? Matematik bilen yok mu sizin aranızda? Nereye havalimanı yapılır, nereye yapılmaz siz neye göre tespit ediyorsunuz? Eğer bu yolsuzluk değilse ne olduğunu siz söyleyin. Şimdi şöyle de bir haber var. Buna yüzsüzlük diyemeyeceğim. Buna saf kötülük diyeceğim sevgili izleyenler. Bu kasıtlı kötülük demek. Beraat eden KHK'lıyı çalıştıran belediye başkanına soruşturma açıldı. Gökçeada'nın İyi Parti'li belediye başkanı belediyede bir kadını işe almış. Bu kadının hikayesi ne? Bu kadın eski bir hakim. 15 Temmuz'dan 2 gün sonra tutuklanmış. Tamamen kanunsuz bir şekilde tutuklanmış. Hiçbir suçu yok. Nereden biliyoruz? 9 ay cezaevinde yatmış. Sonra beraat etmiş. Sonra da tazminat kazanmış. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri üstelik bu kararı vermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi falan değil bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri bu kadını beraat ettirmiş. Şu durumdaki adalet mekanizması bile beraat kararı vermiş. Üstelik tazminat almaya hak kazanmış bu kadın hakim. Sonra belediyede işe alınmış ve uzman olduğu hukuk alanında belediyenin hukuki dosyaların taslim etmesi, düzenlemesi, hazırlaması için Böyle bir görevi var. Sonra ne oluyor sevgili izleyenler? Belediye başkanına soruşturma açılıyor. Neden çalıştırıyorsun bu kadını diye. Neden çalıştırmasın? Bu kadının çalışmaması için bir tane sebep söyleyin. Bir tane kanuni sebep söyleyin, bir tane hukuki sebep söyleyin. İftira atmışsınız, mesleğinden ihraç etmişsiniz, bütün kariyerini elinden almışsınız. Ne yapacaktınız? Öldürmek mi istiyorsunuz? Ve belediye başkanı son derece onurlu bir duruş gösteriyor. Diyor ki bu ahlaksızlıktır diyor. Ben neden işten atacağım bu kadını diyor. İşten çıkar diyorlar ya. İşten çıkar diyorlar sevgili izleyenler. Ne yapsın bu kadın? Ne yapsın? Bu kötülükle, bu karanlıkla mücadele etmek çok zor. Ben haberini okurken tahammül edemiyorum. Ama o kadın bu hayatı yaşıyor. Bu hikaye onun hikayesi. Belediye başkanı bununla mücadele etmek zorunda. Ortada kanun yok, kitap yok, adalet yok. Sanki ortada devlet yok. Böyle bir mafya takımı yönetiyor. Astığım astık, kestiğim kestik. Musallat oluyor kendisine boyun eğmeyenlere. Hayatı zindan ediyor. Erdoğan'ın imzasıyla sadece son 4 günde neredeyse 1 milyon metrekare orman alanı anayasaya aykırı bir şekilde orman sınırı dışına çıkarıldı, ranta açıldı. Buradaki kritik ifade ne? Anayasaya aykırı bir şekilde. Adamların hobisi bu. Anayasaya aykırı bir şey var mı? Getirin de imzalayalım. Anayasaya aykırı bir şeyler yapalım. Bir kere şahsın oturduğu saray kanunlara aykırı, anayasaya aykırı. Mahkeme kararına rağmen kaçak saray diyoruz. Boşuna mı kaçak saray diyoruz? Şahsın kendisi o koltukta oturması anayasaya aykırı. Diploması yok. Diploması yok. Üniversite diploması olmayan bir adam anayasaya, kanunlara aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Mahkeme kararına rağmen oraya bir kaçak saray yaptırıyor. Anayasaya rağmen, anayasaya aykırı bir şekilde Memleketin ormanlarını, denizlerini, sahillerini, yaylalarını peşkeş çekiyor. Yaşam gayesi, motivasyonu anayasaya aykırı bir şeyler yapmak. Konya'nın Yunak ilçesinin AKP'li belediye başkanının araç kullanırken alkol kullandığının görüldüğü görüntülerle ilgili haberler ve içerikler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle bla 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 bla. İşte buna Yüzsüzlük diyoruz sevgili izleyenler. Batının ahlaksızlığında bir belediye başkanı araç kullanırken alkol kullandığı görülmüş olsaydı bay bay. Vay vay çüz. Bitti. O kadar. O kadar. Bir gün duramazdı orada. Buradaki hem duruyor hem de hakkındaki haberlere erişim engeli getirttiriyor. İşte Yavuz Hırsız ev sahibini bastırıyor sevgili izleyen. Erdoğan bu hafta sonu bayağı bir yere çemkirdi. Onlardan en önemlisi Türk Tabipler Birliği'ydi. Diyor ki Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi Turkovak aşısını üretiyor, icat ediyor. Aşıyı icat ediyor düşünün yani. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok diyor. Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. <laughs> Sahtekarlıkla ve yalancılıkla suçlarken sahtekarlık ve yalancılık yapan birisi var karşımızda. Türk Tabipler Birliği diyor ki, şimdi Bilal anlatır gibi anlatalım. Dünyada üretilen bütün aşıların verileri şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Kaç kişi üzerinde test edildi? Testler sonucunda ne kadar koruyuculuk sağladı? Bunu bilebiliyoruz. Hatta bazı aşılar onay alamıyorlar. Yapılan araştırmalarda yetersiz çıkınca sonuçlar bazı aşılar onay bile alamadı. O kadar verilenemek çöpe gitmedi. İnsan hayatından bahsediyoruz. Tabii ki başarısız denemeler de olacak. Turgovak aşısı hakkında açıklanmış hiçbir veri yok sevgili izleyenler. Başladılar aşıyı vurmaya başladılar ama hiçbir veri yok ortada. Türk Tabipler Birliği de görevini yapıyor. Doktorlar da görevini yapıyorlar. Ya bu verileri bir açıklar mısınız diyorlar. Anında büyük bir gürültü kopuyor. Klasik yöntemleri. Bağırarak, tozun dumanın içine katarak, onları terörist, vatan vatanhane bilmem ne ilan ederek asıl konudan saptırıyor. Ya konu o değil. Konu o değil. Bu aşının varsa yapılmış çalışmaları, testleri, şunları, bunları... Heh. Onun sonuçlarını şeffaf bir şekilde bir açıklayın da bir görelim diyorlar. Ama karşımızda sonuçta ekonomist olduğu kadar farmakoloji uzmanı da bir insan olan Erdoğan var yani. Onu da en iyi o biliyor maalesef. Anayasa Mahkemesi Başkanı adil yargılanma hakkı ile ilgili bir meselemiz var demiş. Mahkemeye 2021 yılında 66.121 bireysel başvuru yapıldığını ve bunların %73'ünden fazlasının adil yargılanma hakkı için olduğunu söyledi. Zannedersiniz öyle bir konuşuyor ki kendisine rağmen olmuş bunlar. Kendisi temsil ettiği anayasa mahkemesi insanlar adil yargılanabilsinler diye çırpınmışlar. Kendilerini harap etmişler. Buna rağmen Mahkemeler diretmişler adaletsizlikte. Sayın Anayasa Mahkemesi, Sayın Zühtü sizi de gördük. Ya Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini tutukladılar. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu üyeleri var. Üstelik bu üyeler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılsınlar diye kararı var. Ne yaptınız? Ya beraber mesai yaptığın, beraber mesai yaptığın yüksek yargıç arkadaşına, mesai arkadaşına, meslektaşına sahip çıkamamışsın sen. Verdiğin karara alt mahkemeler uymuyor. Gidip çay topluyor senin yüksek yargıçların reisinizle beraber. Gidin onunla konuşun. Onu da mı biz düzeltelim? Bin defa söyledik yine söyleyelim. Hakimler kararlarıyla konuşurlar. Ver o metni ben de okurum. Adaletin öneminden ben de bahsederim. Adil yargılamanın ne kadar hayati olduğundan ben de bahsederim yani. Rize Havalimanı'nın kulesinin çay bardağı şeklinde olacağı açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bak ulaşacakları noktayı söyleyeyim. Kendilerini daha fazla yormasınlar. Mümkünse Rize'nin il sınırlarını değiştirsinler, çay bardağına dönüştürsünler. Hepimiz rahat edelim. Hepimiz anladık. Evet, Rize'de çay var. Evet, Rize'de çay yapılıyor. Çay bardağı. Evet, Rize çayıyla ünlü. Doğru, çok güzel. Çaykur zarar ediyor, Çaykur iflas ediyor ama olsun Rize'ye çay bardağı yapılacak. Bu çay bardağı yapılacağı için kim bilir kimin cebine hiç hak etmediği halde bir sürü para gidecek. Çaykur iflas ediyor ya. Olsun çay bardağı yapacağız. Yapın. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.